Hemen Ankara stüdyoya gidelim. Haber müdürümüz Hasan Uydaş orada bizi bekliyor ve farkındayım önünde de notları var. Hem aslında Ankara tarafını yani biraz bürokrasi tarafını konuşmak istiyorum onunla. Varsa hani bize yansımayan, bizim ulaşamadığımız ama kendisinin edindiği bilgiler. Biliyoruz ki Ankara yakından takip ediyor bu Orta Doğu'daki gerilimi de. Sen neler söylersin Hasan bize? Sümeyye süreci Ankara yakından takip ediyor. Zaten her fırsatta altını çiziyoruz. 7 Ekim'den bu yana Türkiye ateşkesin sağlanması için yoğun bir diplomasi yürütüyor. Ancak artık bir anlamda Netanyahu'nun bölgeyi artık bir savaş çemberine çevirme çabası İran'ın yaptığı misillemeyle birlikte, dünkü misillemeyle birlikte artık gerçekleşmiş oldu. Artık dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da mecliste yaptığı konuşmada artık Lübnan'dan sonra sıranın Türkiye'de olduğunu ifade etmişti. Bu anlamda bölgede daha geniş çaplı bir çatışmanın yaşanmaması için Türkiye'nin diplomasi trafiğine devam ettiğini biliyoruz ki hatırlarsanız özellikle Haniye suikastı sonrası İran'ın vereceği misillemeyi konuşurken Amerika Birleşik Devletleri İran'la görüşmek için bir anlamda Türkiye'den aracı olmasını istemişti. Bu anlamda istihbarat düzeyinde halen İran'la görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Tabii gözler yarın Ankara'da Milli Güvenlik Kurulu toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı net bir ifade kullandı. Az önce de altını çizdim. Lübnan'dan sonra İsrail'in gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacak ifadesini kullanmıştı ki Kırmızı Kitap'ta olası riskler analiz edilir ve Kırmızı Kitap'ta yer alır. Belki de yarın yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bu tehdit belki de Kırmızı Kitap'ta ilk kez yer alacak. Yarın Milli Güvenlik Kurulu toplantısındaki belki de en önemli gündem başlığı bu olacak. İran misillemesi sonrası İsrail'in yapacağı saldırı veyahut da misillemenin bölgeye etkisi ki İran'da özellikle nükleer santraller dışında yine doğalgaz tesislerinin vurulacağı belirtiliyor. Petrol sahasının vurulacağı ifade ediliyor ki bu anlamda Türkiye'nin ciddi anlamda İran'dan doğalgaz ve petrol aldığını biliyoruz ki rakamlara baktığımızda günlük üretimi 4 milyon varil. Bunun 2 milyon varilini İran ihraç ediyor ve ciddi bir gelir elde ediyor. Bu anlamda enerji boyutu var, göç boyutu var. Bu anlamda yarın yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bu tüm boyutlarıyla birlikte bu süreç geniş bir şekilde ele alınacak. Ancak tekrar edelim belki de ilk kez o Kırmızı Kitap'ta İsrail'in Lübnan'dan sonra olası Türkiye yönelik tehdidi de belki de ilk kez yer alacak. Tüm bu süreç değerlendiriliyor Ankara açısından. Dediğim gibi istihbarat düzeyinde de halen İran'la temasların devam ettiğini biliyoruz.